Balıkesir, özellikle Akçay bölgesi, tatilcilerin en çok tercih ettiği mekanlardan biridir. Balıkesir'e ulaşmak isteyen insanlar İstanbul yönünden geldikleri takdirde ulaşımlarını feribot aracılığıyla veya hemen yanında bulunan Osman Gazi Köprüsü ile sağlayabilmektedir. Akçay, Balıkesir'den Çanakkale'ye doğru giderken kullanılan otoyolun hemen yanında bulunmaktadır. Ve otoyol boyunca insanlara Kaz Dağları uzun bir süre boyunca eşlik etmektedir. Kaz Dağları aynı Akçay gibi Balıkesir'in Edremit ilçesi sınırlarında yer almaktadır. Ve 1993 yılında UNESCO tarafından Milli Park olarak kabul edilmiş ve koruma altına alınmıştır. Balıkesir'in tatilciler tarafından en çok tercih edilen bölgelerden biri olmasının en büyük nedeni sahip olduğu birbirinden güzel plajlar ve sahil bölgeleridir. Altınkum plajı bunun en güzel örneklerinden biridir. Adından da anlaşılacağı üzere açık renkli ve incecik kumlarla süslenmiş olan Altınkum plajı ziyaretçilerin en gözde mekanlarındandır. Akçay bir belde olmasına rağmen yüz ölçümü olarak geniştir. Bu geniş yüz ölçümünde iki adet büyük kordona sahiptir. Bu kordonların bir tanesi Altınkum'da, bir tanesi merkezindedir. Akçay, kordonla sınırlı değil, kordonun dışında kalan kısımlarda da Akçay'dan çok yakın mesafede bulunan Kaz Dağları turları, safariler ve piknik alanlarına da rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Akçay'ın limanında bulunan yat turları ile dilerseniz her gün sefer düzenlenen Assos ve Ayvalık Adaları turlarına da katılabilirsiniz. Aynı yatların geceleri düzenlediği Mehtap turlarına da katılabilir, vaktinize inerek geçirebilirsiniz. Kordon boyları denize sıfır konumdadır. Ve insanların oturup, rahatlayıp, denizi izleyebileceği birçok oturma alanı bulunmaktadır. Bu kordonlarda turistlere yönelik birçok kafe bar, bistro, çay bahçesi, club, pastane, pub ve disco gibi şeyler bulabilirsiniz. Yine kordonlarda bulunan tezgahlarda giyim, kitap, takı, dövmeciler, yiyecek içecek, dondurmacılar çok fazladır. Dolayısıyla çeşit çoktur. Akçay'ın biraz dışında bulunan Güre, Akçay'a nazaran daha sakin ve nüfus olarak daha az olan bir bölgedir. Güre'de nüfusun az olmasının etkilerini deniz kenarına indiğimiz zaman çok net bir şekilde görebiliriz. Deniz çoğu zaman tabiri caizse çarşaf gibi sakin bir şekilde durmaktadır. Güre sahilden karşı kıyıya bakıldığı zaman Türkiye'nin en popüler tatil kentlerinden biri olan Ayvalık görülmektedir. Güre'nin Balıkesir-Çanakkale Otoyolu'nun sahil tarafında kalan kısmı genellikle 2 katlı ve 3 katlı yazlık evlerden oluşmaktadır. Bu yazlık evler bazen bir sitenin içinde, bazen ise kendine ait bir arsada bulunmaktadır. Balıkesir'in Akdeniz iklimi yaşayan şehirlerden biri olması tarımsal anlamda birçok fayda sağlamıştır. Türkiye'deki zeytin üretiminin büyük bir bölümü Balıkesir'de gerçekleşmektedir. Bölgedeki bitki örtüsünün çok büyük bir bölümü zeytin ağaçlarından oluşmaktadır. Kürede en fazla 3 katlı yapıların inşa edilmesine izin verilmiştir. Bu sayede insanlar bölgede dolaşırken çevre ile çok rahat bir şekilde etkileşim kurabilmektedirler. İnsanlar bir yanda Kaz Dağları'nın manzarasının keyfini çıkarabilirken, bir yanda deniz manzarasının keyfini çıkarabilirler.